Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pasta tarifi paylaşacağım. Arası muhallebeli, üzeri bol çikolatalı bir tepsi kalabalık misafirleriniz için denemenizi tavsiye edeceğim. Lezzetli, inanılmaz güzel pasta yapacağım. Bunun için ilk önce kabıma 5 adet yumurtamı kırdım. Ve üzerine 1 su bardağı şeker ilave edeceğim. Ve yumurta ve şekeri iyice mikserle köpüklerine kadar, krema kıvamı olana kadar, rengi beyazlaşana kadar mikserle iyice çırpmamız gerekiyor. Yumurta ve şekeri de iyice köpüklene kadar rengi beyazlaşana kadar çırptım. Şimdi içerisine sıvı malzemelerini ilave edeceğim. Bunun için bir su bardağı süt. Daha sonra yarım su bardağı ılık su. Suyumuzun muhakkak ne soğuk ne sıcak olmasın. Ilık su kullanın. Yarım su bardağı ılık su ve bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Ve ilave ettiğim sıvı malzemeleri şöyle bir dakika mikserle güzelce çırpacağım. Tüm malzemeler birbiriyle güzelce karışsın. Şimdi içerisine bir paket vanilya ilave edeceğim. Daha sonra bir paket kabartma tozu. Daha sonra 2 su bardağı un ilave edeceğim. 2 su bardağı unu ilave edip kıvamına bakacağım. Eğer gerekirse tekrardan un ilave edeceğim. Ununu her zaman azaltacağım Şimdi 2 su bardağı unu ilave ettim. Mikserle güzelce çırpacağım. Mikseri de güzelce çırptım. Kıvamı gördüğünüz gibi çabuk çabuk kıvamda ve bir su bardağı daha un ilave ettim. 3 su bardağı un kullandım, daha da ilave etmedim. 3 su bardağı unu şimdi güzelce mikseri çırptım. Kıvamı da gördüğünüz gibi ve ben fırın tepsisinde kullandım. Tepsinin alt kısmını sıvı yağla yağladım ve harcımızın hepsini yağlamış olduğumuz fırın tepsisinin içerisine ilave edeceğim. Eğer kalabalık misafirleriniz varsa da mutlaka bu tarifi denemezde tavsiye ederim. Tam bir tepsi arası muhallebi üzeri bol çikolatalı pasta tarifi. Şimdi bu şekilde hepsini tepsimin içerisine ilave ettim ve kaşıkla güzelce düzeltip 2-3 defa masanıza vurun. Şu 3 defa masaya vurup içerisindeki havası çıkması için ve daha sonra 180 dereceli alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırına koyacağım. İçinin pişip pişmediğini kürdanla kontrol edebilirsiniz. Yüzü kabardığı zaman üzeri hafif pembeleştiği zaman fırından çıkartacağım. Kekim de fırında pişerken şimdi muhallebisini hazırlayacağım. Bunun muhallebinin de soğuması gerekiyor. Kabıma bir su bardağı şeker ilave ettim. Daha sonra şekerin üzerine 2 yemek kaşığı, şöyle dolu 2 yemek kaşığı un ilave edeceğim. Şöyle kaçıkla sizlere de, göstermek istedim. 2 dolu yemek kaşığı un. Daha sonra aynı kaşıkla da 2 dolu yemek kaşığı nişasta ilave edeceğim. 2 yemek nişasta ilave edip şimdi bunları güzelce karıştıracağım. İlk önce ilave ettiğim kuru malzemeleri bu şekilde karıştırdım ve yanıma yarım litre süt koydum. Şöyle kavanozda yarım litrelik kavanozda ben ölçtüm. İlk önce yarım sütümüzün yarım litre sütün yarısını ilave ettim yarısını ilave edip güzelce karıştıracağım unla beraber güzelce açılsın iyice karıştırmamız gerekiyor Topak topak olmasın Siz de mutlaka bu şekilde sütünüzün yarısını ilave edip iyice karıştırın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde un kalmasın topak topak olmasın ve kalan sütün de hepsini ilave edip bu şekilde ocağa koyacağım orta ateşte kıvamı koyulaşana kadar devamlı karıştırarak hiç bir şekilde bırakmadan ocakta pişireceğim Kalbim de artık hazır. Şöyle kaynamaya başladığı zaman, şöyle biraz kıvam aldığı zaman ocağın altını kapattım. Ben biraz koyu kıvamda yaptım. Biraz fazla kaynattım. Fazla pişirdim. İçerisine malako ilave edeceğim. O yüzden eğer siz isterseniz daha biraz kaynamaya baş kıvam aldığı zaman ocağın altını kapatın. Daha sonra içerisine 2 dolu yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilya ilave edeceğim. gördüğünüz gibi katılaştırılmış süt ilave edeceğim. Eğer yoksa da ilave etmeye de bilirsiniz. Bu şekilde de pastanızın üzerine sürebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Şimdi bunlar tereyağım eriyene kadar güzelce karıştıracağım ve iyice soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra kremasını ilave edeceğim içerisine. Pastam da artık fırından çıktı. Şimdi bu şekilde. İçinin pişip pişmediğini çöp ile bu şekilde orta kısmından batırdıktan sonra eğer çöp şiş temiz çıkarsa hazır olmuştur demektir. Fırından çıkartın ve daha sonra fırına çıkarttıktan sonra bu şekilde çöp şişle her taraflarına dilikler açacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi her tarafına batırın ki üzerine şimdi bir su bardağı süt ilave edeceğim. Bu şekilde sütü içerisine daha kolay çekmesi için ben bir su bardağı süt kullandım. Sütü kaşıkla her tarafına ilave edeceğim ve daha sonra bu şekilde bekleteceğim. İyice sütü içerisine çeksin ve daha sonra iyice soğuması gerekiyor. Bu şekilde iyice hem sütü çekene kadar ve kekimiz de soğuyana kadar bekleteceğim arkadaşlar. Bir su bardağı sütün hepsini ilave ettim. Şimdi sütüm de kenarda bekle pastam da kenarda hem sütünü çekip soğumasını beklerken üzeri için çikolata sosunu hazırlayacağım. Benim burada kasemde 25 gram kakaom var. Yaklaşık siz 3-4 yemek kaşığı kakao ilave edin. 25 gram kakao sos kabına ilave ettim. Ve daha sonra üzerine bir su bardağı süt ilave edeceğim. Şimdi bunları güzelce daha sonra da 2 ilk önce şekerini ilave edeceğim. Şeker miktarı tamamen kendi zevkinize kalmış. Az severseniz az biraz fazla severseniz de fazla ilave edebilirsiniz. Ben 3 yemek kaşığı ilave ettim. Yeterli tam kıvamında. Şimdi bu şekilde güzelce karıştırdım ve daha sonra içerisine 1 dolu yemek kaşığı tereyağı ilave edip ocağa koyacağım. Kıvamı biraz kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynattım ve bu şekilde gördüğünüz gibi çok da koyu kıvamda yapmayın. Devamlı karıştırarak soğuduğu zaman da kıvamı koyulaşacak. Şimdi bu şekilde iyice çikolata sosumuzun soğuması gerekiyor. şekilde artık muhallebim iyice soğudu. Şimdi malakosunu ilave edeceğim. sütü. 370 gramlık. İsterseniz ilave etmeye de bilirsiniz. biraz fazla ilave edeceğim. Böyle iki yemek kaşısını ayıracağım. Çikolatasını içerisine de ilave edeceğim. İsterseniz ilave etmeye de Sadece bu şekilde muhallebiyi kekin üzerine de sürebilirsiniz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 2 yemek kaşısını ayırdım. Şimdi artık Malakomu da üzerine ilave ettim. Muhallebinin ve bu şekilde şimdi miksi ile güzelce çırpacağım. Birbiriyle güzelce karışsın. Daha sonra kekin üzerine ilave edeceğim. Eğer isterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Yine söylüyorum. Sadece muhallebeyi kekin üzerine sürebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Şimdi bu şekilde hepsini muhallebinin üzerine sür ilave edeceğim. Ve daha sonra güzel kaşıkla her tarafına yayacağım. Şöyle 10 dakika falan 10 dakika bu şekilde bekletip üzerine çikolata sosunu ilave edeceğim. Şimdi çikolata sosum da iyice soğudu ve bu şekilde soğuduğu zaman da biraz kıvamı koyulaştı. Tam istediğim kıvamda ve ayırmış olduğumuz şu 2 yemek kaşığına yakın malakosunu ilave edeceğim. Üzerine inanılmaz güzel tat veriyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer isterseniz de bu sadece hazırlamış olduğumuz çikolata sosunu üzerine ilave edebilirsiniz. Malakosunu ilave etmeyi de bilirsiniz şimdi güzelce karıştıracağım ve muhallebimizin üzerine ilave edeceğim gördüğünüz gibi muhallebili üzeri bol çikolatalı nefis inanılmaz güzel hem göze hem de maida hitap edecek bir tatlı oldu bu şekilde gördüğünüz gibi çikolatasını da güzelce her tarafına ilave edip kaşıkla her tarafına yayacağım ve daha sonra bu şekilde bekledim bekleteceğim arkadaşlar şimdi kaşıkla her tarafına yayacağım her üzerinin her tarafı çikolata ile kaplansın şimdi bu şekilde bir gece eğer vaktiniz varsa da bir gece bu şekilde bekletin ben en az 4 saat bu şekilde soğuk isterseniz buzdolabına koyun ben soğuk odaya koyacağım 5 5 saat bu şekilde bekleteceğim. Daha sonra dinleyip servis edeceğim. Sizlere de içinin nasıl olduğunu göstereceğim. Mutlaka bekletmeniz gerekiyor ki üzerinin çikolata sosu biraz doğrarken akmasın. Evet, ben 5 saattir beklettim ve buzdolabına koymadım. Odada beklettim. Eğer siz isterseniz bir gece bekletebilirsiniz veya buzdolabında bekletebilirsiniz. Şimdi ben muhallebisine ve çikolata sosuna malako ilave ettiğimiz için akışkan kıvamda olacak. Bu şekilde şimdi dilimleyeceğim. İçinde nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Ve bu şekilde arkadaşlar içerisinde yine söylüyorum hem kremasında hem çikolata sosunda malako ilave ettiğimiz için akışkan kıvamda bu şekilde gördüğünüz gibi çikolatasında üzerinde akışkan kıvamda oldu. Ben bu şekilde akışkan kıvamda şöyle bu şekilde seviyorum. Eğer isterseniz buzdolabında bekletebilirsiniz çikolatasının daha üzerinde kalıp gibi durması için bir buzdolabında bekletin. O şekilde kıvamı güzel olur. Ben buzdolabında bekletmedim. Ben bu şekilde akışkan kıvamda seviyorum. Gördüğünüz gibi tadı o kadar güzel olmuş ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tadına bayılacaksınız. İnanılmaz güzel oluyor. Çikolatanın tadı o kadar güzel olmuş ki mutlaka tərifimi deməyə təklif edirəm və bu gün öhdəməndən bu qədər bir tarifimizin sonuna gəldik. Sonrakı videolarımda və tariflərimdə görüşmək üzrə hoçça qalın. Videomu bəyəndinizsə like atın və kanalıma hələ abunə deyilsiniz, abunə olmağı unutmayın. Hoçça qalın.